Danışma ve Destek Merkezi. Girne Belediyesi Danışma ve Destek Merkezi, kentin ihtiyacından doğan bir merkezdir. Bu merkezle ilgili biz uzun bir süreden beri çalışma yapmaktayız. Belediye olarak bu konudaki yasal sorumluluklarımızın neler olduğunu araştırdık. Bu konuda belediyeler yasasına ve ilgili diğer yasalara bakarak bir yıl önce başlattığımız bu merkezin açılışını geçtiğimiz günlerde yapmış bulunmaktayız. Ne kadar güzel bir şeydir ki artık kendi insanlarımız yerel yönetimlerde kendilerine fırsat tanındığı zaman böylesi önemli noktalarda nasıl değerli düşüncelerini hayata geçirebiliyorlar. Bu açılışta bulunan hem herkese hem de bunu buradaki emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Yaklaşık 10 yıl önce düşündüğüm bu projeyi hayata geçirmek, Sayın Başkanım Nidaye Güngördü'nün büyük emekleri, büyük inancı, insana olan sevgisiyle gerçekleşmiş bulunuyor. Merkezimizde sorunları olan kişiler randevu sistemiyle veya telefonla şahsen başvurarak da danışabilecekler. Burada konularına göre gerekli olan uzmanlardan destek alabilecekler. Bu hizmeti ücretsiz olarak Girne Belediyesi halkımıza sunacak. Bu merkezden kentimizde ve kentimizin çevresinde bulunan dezavantajlı bütün gruplar yararlanabilecektir. Gençler, çocuklar, yetişkinler, yaşlılar bu merkezden yararlanabilir. Bu merkez sadece madde bağımlılıklarıyla ilgili değil, diğer bütün konularda da dezavantajlı gruplar dediğimiz aile içi, şiddet, cinsel istismar, çocuklara karşı uygulanan haksız her türlü hadisede danışabilecekleri, destek alabilecekleri bir merkezdir. Bu merkez evet Girne Belediyesi'ne ait bir merkezdir ama Girne Belediyesi bu merkezdeki faaliyetleri yürütürken diğer sivil toplum örgütlerinden ve devlet kuruluşlarından da yardım almamız gerekmektedir. Başbakanlık Uyuşturucuyla Mücadele Merkezi, Sağlık Bakanlığı, Polis Genel Müdürlüğü, Sosyal Hizmetler Dairesi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan gerekli yardımları almak istiyoruz. Bu konuda bir kısmıyla görüşmelerimizi sonuçlandırdık, bir kısmıyla görüşmelerimiz devam etmektedir. Ve bu çerçevede de çeşitli protokollarla bu merkezin dolu dolu çalışabilmesi için gerekli tedbirleri almış bulunmaktayız. Şunu da belirtmek isterim ki, bu merkez tabii ki bütün bu sorumlu ve dezavantajlı gruplarla ilgilenirken sürekli bir eğitim merkezi olarak da hizmet verecek ve bu merkezde planlanacak eğitim çalışmaları, seminerler ve farkındalık etkinlikleriyle de bu konuda var olan insanların bilincini artırarak mutlu bir toplum yaratmak, mutlu bir kent yaratmak ve insanların buradan alacakları eğitimlerle de sağlıklı birer bireyler, sağlıklı birer aileler oluşturulması ve en nihayet tabii ki kent güvenliği açısından da önemli bir işlevi olacağına inanıyorum. Ben katkı koyan herkese teşekkür ederim ve işbirliği yapacağımız bütün partnerlerle ilgili olarak da kendilerine ayrıca teşekkür ederim. Gençler, işsiz gençlerle ilgili olarak bir şey söylemek isterim. İşsiz gençler bu merkeze başvurdukları takdirde gerek Esnaf Sanatkarlar Birliği ile yapacağımız Esnaf Sanatkarlar Odası'yla yapacağımız etkinliklerde gerekse SOS'le yapacağımız ortak çalışmalarda işsiz gençlerimize de iş bulmak konusunda gerekli programlar hazırlanmış olacaktır. Yaklaşık 45 aydır görevdeyiz. Bütün amacımız kente var olan insan yoğunluğuyla ilgili gerekli düzenlemeleri en iyi şekilde yapmak. Gerek Girne'de yaşayan Girne'li insanımızın, Girne halkının refah düzeyini yükseltmek, yaşam kalitelerini artırmak ve onlara sunabileceğimiz belediye hizmetlerinin en iyisini sunmaktır. Bu da yaptığımız faaliyetlerden ve çalışmalardan zaten anlaşılmaktadır. Aynı zamanda kentte yaşayanların yanında da kenti ziyaret eden turistlerin ve öğrencilerin de Girne'de rahat edebilmek için çeşitli planlarımız ve programlarımız devam etmektedir. Bütün amacımız Girne'de huzurlu, güvenli bir kent yaratmak ve kenti ziyaret edenlerin ve kentte yaşayanların mutluluğunu artırmaktır. Yaptığımız projelerin ekseninde ve odağında insan vardır ve insanımıza yönelik
yaptığımız projelerimize devam edeceğimizin de altını çizmek isterim.